Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Cuma. Ekonomist Uğur Civelek bizlerle birlikte. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Civelek hoş geldiniz efendim. Evet, dün başlayan büyük tiyatroyu biraz konuşalım istiyorum. Onun perde arkasını konuşalım. Hatta bunu FED kararları, olası kararları, yani işte faizle ilgili ama öncesinde bütün süreçteki kararlarıyla da bütünleştirerek bakarsak nasıl bir tiyatroyla karşı karşıyayız? Hatta siz çok güzel ifade ediyorsunuz. Ne olur oradan açalım. Diyorsunuz ki bakın size bir kafes eylem planı anlatayım dediniz. O kafes eylem planını izleyicilerimizle de paylaşabilir misiniz? Tabii. Burada biraz geri dönelim. 2013 yılı Haziran ayından beri, daha doğrusu Mayıs ayından beri gelişen ekonomilerde bir gerginlik var. Neden? Amerika parasal genişlemeyi açıkladığı takvimde sonlandıracak. Bilançosunu küçültmeye çalışacak. Arkasından faiz yükselişleri gelecek. Daha vakit var ama durum ciddi. Eski güzel günler geride kalıyor galiba. Her fırsatta Federal Reserve'i geri adım attırmaya çalıştılar. Federal Reserve parasal genişleme 2014 Ekim'inde sonlandırdı. Yavaş yavaş azaltarak. Şimdi artık faiz yükselişi Nisan'da mı olacak, Haziran'da mı olacak tartışmasına geldik. Peki faiz yükselişi ne demek? Gerçekten Amerika'da faiz yükselecek miydi? Yükselip yükselmeyeceği ayrı bir konu ama burada Federal Reserve'in yapmaya çalıştığı bir yönlendirme var. Doları carry trade parası olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Amerikan fonlarını ve bankalarını deniz aşırı risklerini azaltmaya çalışıyor. Oluşan fırsatlardan yararlanmaya teşvik ediyor. Bu işin bir tarafı. Peki çıkamayacak kadar büyük boyutlarda mı gittiler? Evet. Peki nasıl çıkacaklar? Çıkmalarının yolu şu, beklenti yaratılacak, oraya bol para akacakmış gibi, birileri riski almak isteyecek, Amerikalı yatırımcılar da onlara suçturup elindeki riskleri çıkma şansı bulacak. Peki bu çıkış açısından en önemli fırsat neydi? Amerika çıkışı için altyapı hazırlayabilmek için 2009 yılından beri Avrupa'yı sıkıştırıyor. Ciddi boyutta parasal genişleme yapması, carry trade yani dünyanın her tarafında fonlama parası olabilmesi için ikinci alternatif olarak zorluyor. ECB durmadan para bassın. Ki Amerikalılar risklerini azaltabilsin, her şeyinden fazlasıyla yararlansın, tüm dünyayı da kafese koysun. Süreç buydu. Süreç buydu. Hep Almanya'nın direnciyle karşılaşıldı. Şimdi piyasadaki şamataya bakılırsa dün Draghi'nin açıklamayla Almanya'nın direnci aşılmış güya. Aa, pardon bir dakika, burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Draghi daha basın toplantısı yapmaya çıkmadan önce Avrupa'dan Merkel'in bir, daha doğrusu Davos'tan Merkel'in bir açıklaması var. Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımlar hükümetlerin politikalarının yerine geçmez. Dakika bir gol bir. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Piyasaların derdi başka, gerçekler başka. Onlar kendi derdiyle uğraşıyor. Şimdi kafese geliyorum. Diyelim ki eninde sonunda zar da zor da olsa Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımına bir şekilde ikna ettiler. Detaya bakmıyorlar. Rakamın büyüklüğüne bakıyorlar. Ne kadar? Efendim bu yılın Mart ayında başlayacakmış. 2016 Eylül'e kadar devam edecekmiş. Her ay 60 milyar euroluk tahvil alacakmış. 1 trilyonun da üstündeymiş. Beklentilerin üstündeymiş. Şamataya devam. 1.300'e kadar çıkardılar rakamı. Nasıl çıkardılar bilmiyorum ama. Detaylarını konuştuğumuz zaman bu laf kalabalığına, rakam büyüklüğüne hiç aldanmamak lazım. Göründüğü gibi değil. Ne peki bu kafes eylem planı? Bu başka bir... Bu kafes eylem planı Amerikalılar çıkabilsin diye bir hikaye lazım. Çıkmak istedikleri yerlere para bollaşacak havası yaratılması lazım. Bunu yaratacak beklenti Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımları. Onun için konu abartılıyor. Beklenenden çok daha büyük bir rakam söz konusu olduğu şamatasıyla euro durmadan satılıyor. Gelişen ekonomi paraları biraz alınıyor, piyasa yapılıyor. Kuşlar kafese girsin diye. Yani parası olanlara önüne yem konuyor. Doların gevşemesi de bunun tercümesi mi? Bunun tercümesi. Şimdi peki Nisan ayında Amerika faizleri yükseltirse ne olacak? Yükseltmeye başladığında ne olacak? Vallahi kritik nokta da şu. Burada şunu açmamız lazım. Avrupa Merkez Bankası ne yapıyor? Yani bunu neden daha önce litrolar işe yaramadı? 1 trilyon euroluk litro da vermişti. Bu tahvil alımının bundan ne farkı var? Hı hı. Aslında bir farkı yok. Gelişen ekonomilerde öyle büyük para falan gelmeyecek.
Ama birilerinin gelecekmiş gibi beklenti yaratıp sonuçlarından faydalanmaya çok ihtiyacı var. Sıkıştılar. Çok sıkıştılar. Zaman daralıyor, yumurta kapıya geldi. Pardon, zamanda Fed'in faiz arttıracağı gibi. Evet. Ya artık 1,5 yıl yok. Artık 1,5 ay var. 2 ay var. Fazla bir zaman kalmadı. Şimdi piyasalar tabii ki bu süreçte oynaklaştı. Gelelim Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamasına. Ne yapacakmış? 60 milyar her ay alacakmış. Şimdi piyasaların daha önceki beklentisi şuydu. Aylık takvi alımlar değil, toplu 300-500 milyarlık tahvil alsın. Bankalar elindeki toksik denebilecek ama değeri şişirilmiş kağıtlardan kurtulsun, çöp, rahatlasın. Çöp kağıt diyelim onlara. Bunların krediye dönüşmeyeceği önemli değildi. Bankaların rahatlatılması önemliydi. Ama Alman Merkez Bankası diyor ki, hayır taksit alacağım diyor. Her ay 60 diyor. Bunun onu daha önceden bilinen alımlar. Teminatlı tahvil alımları. Hı hı. Artı varlığa dayalı menkul alımları. Burada yeni bir şey yok. Geri kalan 50 yeni. Peki bu 50'nin durumu nasıl? Bu 50'nin durumu, yani her ay Merkez Bankası'ndaki hisse oranlarına göre ülke tahvilleri alınacak. Yani Almanya'nın hissesi %18 mi? Bu 50 milyarın %18'i Alman tahvili. Sonra Fransız tahvili, İtalyan tahvili gidiyor. İki, bu 50 milyarlık alımın da %20'si risk paylaşımlı olacak. Gerisi ait olduğu ülkenin Merkez Bankası'nın sırtında, hazinesinin sırtında kalacak. Yani güneydeki ülkelerin yaptıkları hataların faturalarını tümüyle kuzeye, Almanya'ya ödetme şansı bırakmıyor. Niye böyle bir hareket? Örneğin yapıyor? İtalya'da 2 trilyon euroya yakın devlet tahvili var. En fazla eğer 2016 Eylül'e kadar devam edebilirse 150-160 milyar euroluk tahvil Merkez Bankası satılabilecek. Bunun da %80'inin sorumluluğu İtalya'nın üstünde kalacak. Almanlara falan rücu edilemeyecek. Şimdi bakıyorum o zaman. İtalyan bankaları. Siz bu faizleri panikleriniz 9'a kadar çıkardınız. Şimdi 10 yıllıklarınız 1,50'lerde. Siz 2 trilyon euroluk tahvili taşımaya mecbursunuz. Bunu Avrupa Merkez Bankası'nın kuzeyin sırtına atma şansınız yok. O zaman hep korkuyla yaşayacaksınız bundan sonra. Kredi falan da siz zor verirsiniz. İçinizde kendi insanlarınız da güvensizliğe giderek büyüyor. Onlar da risk falan almazlar. Bu açılan paket Avrupa'nın hiçbir işine yaramaz. Ama birileri beklenti yoluyla kendine yaratmaya çalışıyor. Bir şey, burada çözemediğim bir şey var. Şimdi aslında fotoğraf o kadar net ki Amerika Avrupa'yı kurban ediyor. Avrupa'da birilerini kurban edecek doğal olarak. Avrupa Merkez Bankası hani bunu görmüyor olamaz. Bu kadar göz göre göre nasıl bu topun içine giriyor? Çok mu çaresiz? Yoksa oyunun parçası mı? Bilemiyorum. Şimdi Avrupa Merkez Bankası niye bu topun üstüne giriyor? Burada ben İtalya örneğini verdim. Çünkü Başkan Draghi İtalya. Başarılı gibi olmak istiyor. Ama İtalya'nın yaptığı hataları diğer Avrupa ülkelerine ödetemeyecek. Draghi vatan falan kurtaramıyor. Fatura İtalya'nın sırtında kalacak. Sorun şu, İtalya bu durgunluktan nasıl çıkar? Nasıl çıkar? Çıkabilir mi? Şimdi daha önce niye çıkamadıysa bundan sonra da ondan çıkamaz. Avrupa Merkez Bankası'nın bu alımları tabloyu değiştirmez. Şimdi soruyorum, İtalyan bankaları, litro ihalesine girmiştiniz. Hatır sayılır para almıştınız. Niye o paralar krediye dönüşmedi? Şimdi tahvil alımlarından gelecek paranın niye dönüşmesini bekliyorsunuz? İtalyan bankaları böyle bir şey beklemiyor. Ama piyasada yaşayacak olumlu havadan kendi lehlerini azami ölçüde yararlanmaya çalışıyor. Burada durum şu. Dünyanın her yerinde bankacılık sistemi ile tasarrufu olanlar, birikimi olanlar arasında büyük bir çıkar çatışması var. Biri riskini azaltmak istiyor, azaltabilmişin diğerlerinin gözünü boyayıp parasını elinden almak zorunda. Bütün hikaye bunun üzerine mi kuruldu? Bütün hikaye bunun üzerine kuruldu. Peki dünkü basın toplantısında... Yani burada şöyle söyleyeyim. Kafes dedik. ABD finansal sermayeyi kendi yönetiminde tutmaya çalışıyor. Ayrı bir kafes var. Hı hı. O finansal sermayeyle birlikte Avrupa'yı kafese koymaya çalışıyor. Avrupalıların işbirliğiyle gelişmekte olan ekonomilerin durumunu kafese koymaya çalışıyor. Kafes içinde çok kafes var ve kimse kimseye güvenmiyor.
Buradan bir şey çıkmaz ki. Türkiye örneğine gelelim. Bizdeki şamata dünden bu yana Türk lirası değerleniyor. Sepet bazında 2.54'ten 2.48'e geriledi. Ne oluyor? Birileri çok para gelecek hava rüyasına giriyor. Çok para gelirse ne olacak? Çok para gelirse Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanı arasındaki sıkıntı azalır. Faizler daha sert düşürülür. Faizler sert düşerse ne olur? Borsa da yükselir, tahviller de değerlenir. Bankalar, yabancılar ellerindeki varlıkları yüksek fiyatlardan yerlere çakma fırsatı bulur. Peki Nisan'dan sonra ne olacak? Risk kimin elindeyse yandım Allah diye bağırmaya başlar. Belki ayarı kesici verirler, dindirirler seçime kadar. Seçimden sonrası kıyamet. Peki biraz açalım mı bunları? Alt başlıklar halinde açmak istiyorum. Dünkü basın toplantısında şimdi bir kere böyle bir parasal yani değişim olacak bir mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bunun adı boğa tuzağı. Ha, onu biraz tarif edelim mi? Boğa tuzağı ayı şu, ne demek, boğa ne demek bilmeyen piyasaların jargonunda genelde iki tür piyasa vardır. Yukarı giden piyasalara boğa piyasası derler. Aşağı giden piyasalara da ayı piyasası derler. Peki boğa tuzağı ne oluyor? Gerçekte yukarı gitmeyecek olan bir piyasayı gidecek gibi gösterip insanları aldatmaktır. Ayı tuzağı da aşağı gidecek piyasayı aşağı gitmeyecek gibi gösterip insanları aldırmak, tuzağa düşürmektir. Şimdi burada bakıyorum ne estiriliyor? Piyasalar yukarı gidecek. Yerel paralar değerlenecek. Faizler düşecek. Bir boğa görünümü yaratıyorlar. Peki bu gerçekten insanlar bu boğa piyasasına girerlerse para kazanırlar mı? Kısa vadeli spekülatif düşünmüyorlarsa hayal görmesinler, kazanma şansı yok. Kafese kilitlenirler. Her şeylerini kaybederler. Onu biraz açabilir misiniz? Ayı kaldırır ve pençe vurur. Şimdi bu yükselen piyasada niye? Boğanın hücum tarzına bak. Kafayı eğer rakibini boynuzuyla kaldırır fırlatır atar yukarı. İspanya'daki matador güreşlerin filmlerini falan seyredenler bilir. Ayının hücum tarzı tam tersinedir. İki arka ayaklar üzerinde kalkar, ön pencesiyle yukarıdan aşağı doğru vurur. Yani, yere çalar. Benzetmeler buradan kaynaklanıyor. Benzetmeler onun için burada. Ayı piyasası aşağı giden piyasa. Oradan kaynaklanıyor. Boğa piyasası da yukarı giden piyasa. Burada boğa tuzağı diyorum. Bu piyasa daha fazla yukarı belki biraz gidebilir ama devamı böyle gelmeyecek. Sonu çok dramatik olacak. Yani yere atacak kaldırdıktan sonra. Ben de diyorum ki bu fiyatlardan sakın risk almayın. Bırakın alanlar, bu tuzağı size kurmaya kalkanlar kendi tuzaklarına kendi düşsün. Yani herkes stabil kalırsa oyun boşa çıkar mı? Herkes stabil kalırsa oyun tabii ki boşa çıkar. Yani bütün bu gaza gelmeye... Makyaj akar, kel görünür. Kimin kim olduğu anlaşılır. Hareket yapmasa, herkes olduğu yerde dursa boşa gidecek oyun. Ama burada sorun şu, risk taşıyanlar hareket yapmadan durabilir mi? Bir şekilde diğerlerini aldatıp harekete çekmek zorunda. Başaramazsa kendi yanıyor. Şu anda kimler risk taşıyor? Bankalar, inşaat sektörü, siyasiler o kadar çok sayılabilir ki. Peki o zaman bunların hepsi hareket yaratmak için, risk almak istemeyenleri tuzağa çekmek için, işbirliği içinde mi? Maalesef öyle gözüküyor. Peki, şimdi her şey para gelecek kurgusu üzerine kuruluyor. Şimdi ama dün mesela basın toplantısında Draghi'ye tabii orada gazeteciler soru soruyor biliyor. Yani bu çok önemli bir şey değil mi? Gazeteciler ısrarla Draghi ne anlatırsa anlatsın böyle büyük bir keyifle geldi anlattı falan filan. Sonra soru cevap kısmına geçildi. Herkes risk paylaşımı soruyor. Risk 1, 2, 3, 4 soru. Artık terlemeye başladı dedik ya bu gülmeye başladı. Niye bunu bu kadar önemsiyorsunuz? Risk paylaşımı aslında Türkçe tercümesi şu mudur? Almanya bu topun içinde mi değil mi? Tabii. Oy birliğiyle alınmadığı da olmadığını gösteriyor. Direnci kırıldı. Hesapsız kitapsız. Faturası daha çok Almanlara kuzey ülkelerine ödetilmek üzere tahvil alınacak mı alınmayacak? Bunu öğrenmeye çalışıyor. Hikaye bu. Almanları ancak faturası çıkmayacak bir düzen kurarak ikna edebilmişler. Fatura Almanlara çıkmayacaksa ama buyurun yapın diyor. Aynen öyle. Beni ilgilendirmiyor diyor. Yani Almanya'nın direnci aşılamadı. Herkes kendi bacağından asılacak. O zaman bütün bu tiyatro boş. O zaman da hesapsız para kimse kullanamayacak. Çünkü Almanya finanse etmeden Avrupa Birliği'nin finanse olması mümkün değil. Şimdi
öyle bir haftadan geçiyoruz ki Çetin. Geçen hafta İsviçre ile sarsıldı herkes. Bu hafta bakıyoruz salı günü biz yarım puan faiz düşürdük. Aynı gün Brezilya 12,5'a yükseltti faizlerini. Bilmiyorlar işi onlar, ondandır. Perşembe günü sanki ne olacağını bilmiyor. Perşembe günü ne olacağı 5 aşağı 5 yukarı belliydi. Senaryo çizilmişti. Hava yaratılacaktı. Şubat, Mart ayında birileri çıkabilsin diye. Ha, biraz bunu konuşalım mı? Bakın, bu çok önemli bir yere vurgu yaptınız. Büyük bir paket açıklanıyor, tırnak içerisinde söylüyorum. İşte şöyle olacak, böyle olacak, her şey, her bütün paralar üretime kayacak falan. Güzel, hikaye güzel, tiyatro, senaryo güzel yazılmış. Kritik bir soru var. Neden 2 ay sonra başlıyor? Yani madem bu kadar acil bir durum, niye mesela Şubat'ta başlamıyorlar? Şimdi piyasaların bir kuralı var. Beklentiyi alırlar, gerçekleştiğinde satarlar. Şimdi beklenti yaratılıyor. Hemen başlasaydı satışlar hemen gelirdi. Gel gel yapıyor yani. Gel gel yapıyorlar. Mart'a kadar beklenti, oyuna çekecekler. Parası olan veya kredisi olanları risk alma isteğini artırmaya çalışacaklar. Pasiften verecekler, doyuracaklar ama biraz aç bırakacaklar. Hareket başladığında artık zamana karşı yarış başlayacak. Herkes kaça kaç aktif satıcı olmaya başlayacak. Özellikle büyükler. Ben de bakıyorum. Bu hileli bir oyun. Bu oyunda benim gibilere ekmek olmaz. Oyunu biliyorum. Hele küçük yatırımcı hiç olmaz. Geç girer, geç çıkar, her şeyini kaybeder. Her şeyini hem de. Hem de her şeyini. Onun için nedir? Bu hileli bir oyun. Bu şirket işi. Düzmece. Sakın bu oyuna girmeyin. Sabit durun. Sabit durun. Riskten uzak durun. Bırakın şeytanlık yapanlar azap çeksin. Çekmeye devam etsin. Bir türlü girmiyorlar oyuna diye. O riskler elindeyken seçime gidilsin. Ay biraz oralara gelelim. Bu çok ilginç bir şey söylediniz. Şimdi ama öncesinde şunu söyleyeceğim. Yine kritik bir başlık var. Bizim seçime de geleceğim. Avro dolar paritesi. Zaten hani son dönemlerin en çok tartışmalı konularından biri. Şimdi orada kadar garip bir şey oluyor. Hatta Goldman Sachs uzmanları geçtiğimiz hafta bir rapor yayınladılar ve 2015'in sonunda 1.08'e ya da 0.6'ya geleceğini, 2016'da dolarla avronun eşitleneceğini söylüyorlar. Bunu biraz konuşalım. Bu ne anlatıyor? Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarından sonraki hareket bize ne anlatıyor? Ve gelişen ekonomileri tüm bunlar nasıl etkiler? Şimdi önce bir geçmişine bakalım. Euro doğum tarihi 1 Ocak 1999. Hı hı. O zaman dolara karşı 1.16 çaprazla dünyaya geldi. Hı hı. O tarihten sonra Euro'nun güçlenmesini istediler. Asya-Rusya krizlerinin yarısını sarmak için. Ama Amerika onları hizaya getirmek için cezalandırdı. 2000'de .82'ye kadar düştü. Enflasyonları çok azdı. Durgunluk derinleşti. Sonra Amerika'ya teslim oldular 11 Eylül'den sonra. Tam teslimiyet. Amerika'da parasal genişlemeyi hızlandırdı. 2008 ilk yarısında 1.60-50'ye kadar çıktı. Çarpı 2 değer kazandı yani. Sonra genelde dolar 1.25-1.40 arasında dalgalandı. Yani Arap Baharı'ndan sonra özellikle yönlendirildi. Döviz kurlarında daha aşırı hareket çünkü başka istenmeyen hareketleri tetikliyordu. Şimdi tahvil alımı gerekçesiyle 1.16'ya kadar düşmüştü. 1.16 seviyesinde doğumundaki ilk değerinde karşıladı tahvil alımını. Şimdi birileri 1'e gidecek diyorsa bu da piyasa yapmaktır. Hı. Tahmin gerçekten tahmin yapmaya çalışmak değildir. Yönlendirmeye çalışıyor. Yönlendirmeye çalışıyor. Yani tahminimizden çok daha büyük bir parasal genişlemeye gidiyor. Yetmeyebilir, daha da artırabilirler. Dünyanın her tarafına eurolar akacak. Gelişen ekonomilerin paraları değerlenecek. Her şey çok farklı olacak. Bu birebir diyenlerin anlatmaya çalıştığı hikaye bu. Ben de dönüyorum. Ya bu 1.16 şu anda 1.13'lerde. Türkiye ihracatının %43'ünü Avrupa'ya yapıyor. Euro bu kadar paraşütsüz inerse bize ne olur? Bize ne olur? Fabrikalarımıza ne olur? İşsizlik ne olur? Patlar? İki, bakıyorum ya petrol 50 doların üstüne çıkamıyor. Petrol 150 dolara kadar gittiği için bizim dış ticaret hacmimiz 2003'teki 100 milyar dolardan 420-400 küsur milyar dolara kadar geldi. Eğer petrol falan fiyatı hiç değişmeseydi 100'den gelebileceği yer azami 200'dü.
O fiyatların bir şişkinliği var. Şimdi petrol 50'ye düştüyse bizim ticaret hacmimiz de 400'ün üstünden 300'e doğru çekilecek. Bu Türkiye'nin bulabileceği kısa vadeli finansmanın da %20-25 daralacağı anlamına geliyor. Ben para gelecek derken açık büyüyor. Ya Türkiye'yi bekleyen çok ciddi riskler var o zaman. Aynen öyle. Reel ekonomi tarafından bakarsan büyük bir felakete gidiyoruz. Bunlar hayırlı şeyler değil. Ama birileri sırf kendi riskini azaltmak için, göz boyamak için, herkesi aldatmak, ifade etmek için birbiriyle işbirliği yapıyor. Ve bunu ekrandan yapıyorlar. Ekrandan, meydanlardan, her yerden yapıyorlar. Peki o zaman garip bir şey var ortada. Şimdi yani anladığım kadarıyla genişleme olsa da bizim için riskler var. Genişleme olmasa da şimdi riskler var. Sorunu tamamlayayım. Bire gelecek. Bu piyasa yapmaktır. Başka bir şey değil. Yani bire bir tahmini yapmaya devam edecekler. Bu bir yönlendirmedir. Sen ne yaparsın? Aa, euro borçlanmak çok güzel. Herkes euro cinsi borçlanmaya koşar. Ya pardon, Türkiye'nin kur riskini artırmaya ihtiyacı mı var? Biz oraları geçtik. Artık risk hesabını yapmıyoruz. İhtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılı da seçime kadar kurtaralım. Birileri risklerini azaltabilsin. Burada şöyle söyleyeyim. Beni birilerinin taşıdığı risk ilgilendirmiyor. Beni buradaki, bu ülkedeki çoğunluk ilgilendiriyor. Bu ülkenin geleceği ilgilendiriyor. Ortalık karışacaksa fatura daha büyümeden karışsın. Birilerine tuzak kuranlar da kendi kurdukları tuzağa düşsün. Vatandaş sabit dursun bir kere, değil mi? Yani bu gazlara, amiyana tabiyle gaza gelmesin. Burada bir, şu anda riski olmayan, nakitte duran nakitte durmaya devam etsin. Hikayeyi anlatanlara kulağını tıkatsın, onlarla konuşmasın. Ahlaksız bir teklif olarak düşünsün masal anlatanları. İki, riski olan fazla beklemesin, bir an önce çıksın, bir daha da arkasına bakmasın. Borcunu azalsın. İçinde bulunduğumuz koşullarda siyasilere, bankacılara, profesyonellere güvenmesin. Onlar kendi derdine düştü. Vatandaş düşünecek durumda değiller. Peki buradan o zaman bize geleceğim. Demin siz atıfta bulundunuz. Bu başlıkları konuşmak gerekiyordu. Hatta bir iki nokta daha var ama hani geçelim, Avrupa'nın bütün bu Merkez Bankası üzerinden yaptığı şeyin tiyatro olduğu ortaya çıktı zaten. Şimdi biz kendi derdimize bir düşelim. Birincisi, ilk uyarınız çok önemliydi. Yani özel sektör, yani üreten sektör için sıkıntılı bir sürece denk geliyor. Olması da olmaması da. Peki o zaman Türkiye'nin faiz tartışmasını buradan okuyalım. Kim kimden yana? Ya büyük bir oyundan bahsediyorsunuz. Büyük bir kafe. Bir kere biz yem miyiz, avcı, av mıyız, avcı mıyız? Bunu bir sorayım. Bütün bu oyun içinde. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlatıyor? Kararın ardından verilen tepkiler bize ne söylüyor? Şimdi bir anda tabii Türkiye'ye dönelim. Salı günkü ve öncesindeki tartışmalara geri dönelim. Cumhurbaşkanı buyurdu. Bazı bakanlar da eyyamcılık yaptı. Faizlerin sert düşmesi gerekiyor. Baskı oluşturuldu Cuma'dan beri. Merkez Bankası ne yapsın? Düşürse bir türlü, düşürmese bir türlü. Bir, Merkez Bankası, yabancı sermaye, içerideki bankalar aynı çizgide düşünüyor. Birbirlerinin hassasiyetlerini biliyorlar. Sert faiz düşüşünü, kurda sert yükseliş, arkasından panik ve yıkıcı gelişmeler olarak düşünüyor. Alıştıra alıştıra. Herkesin tepkiselliği, istenmeyen tepkiselliği ortadan kaldırılarak yapmak istiyorlar. Yani onlar da yabancılar riskini azaltmak istiyor. Faiz düşüne hayır demez. Hı hı. Ama sert düşerse hava birden değişir, çıkamayabilir. İçeride sıkışır. O kendi ne düşünüyor? Hı hı. Şimdi burada görünen şu. Finansal sermaye ile bu ülkedeki büyük çoğunluğun çıkarları çatışıyor. Yabancıların kendini kurtarması için içeridekiler yanacak. İki tarafın da kazanacağı bir durum söz konusu yok değil artık. Biri kurban olacak. Biri kurban olacak. Genetik olarak mali sistem finansal sermaye ile işbirliği içindedir. Merkez Bankası da o taraftadır. Bu çıkar çatışması yokken iyilerdir. Daha oldukları gibi görünebilirler. Varken göbek bağları olduğu için vatandaşı satmak dışında seçenekleri olmuyor. Şimdi geliyorum buraya. O zaman siyasi irade Türkiye'deki. Bu duruma mı tepki veriyor? Faiz lobisi diyerek. Merkez Bankası'nı faiz düşürmeye zorlayarak.
finansal sermaye ve onu yönlendirene karşı tavır mı alıyor? Vatandaşın yanında mı? Soru bu. Hı hı. Vatandaşın yanındaysa önce diğerlerinin vatandaşa zarar verme şansını azaltır. Ondan sonra faizleri düşürür. Bunu yapmadan faiz düşürmeye çalışıyorsa vatandaşın gözünü boyuyor, vatandaşı satıyor demektir. Yani faizi düşürün derken kime çalıştığı belli değil. Vatandaş olmadığı kesin. Yani vatandaş olmadığı kesin. Bilerek mi yapıyorlar sizce bunu? Şimdi yani yoksa cehaletten mi yapıyorlar? Çok kritik soru bence. En dışta bir kafes var. Bu kafesin içinde iç hücreler var, kafesler var. Bu kafeslerin hangisinde olacaklara ilişkin belki yarış var. Yani herkes bir kafeste kalacak. Detay tartışma ama oyun böyle devam etmeyecek. Ben Türkiye'deki siyasi iradeye bakıyorum. Soru işaretini koyuyorum. Ama Rusya'ya gidiyorum bir anda. Rusya işte geçen hafta Merkez Bankası'nda ciddi yönetim değişikliği yaptı. Ekonomi yönetiminde değişikliğe gidiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Rusya'daki yönetimin bugünkü aklı olsaydı rezervlerini kaptırmadan, faizleri yükseltmeden sermaye hareketlerini sınırlardı. Kambiyo rejiminde değişikliğe giderdi. Dünyayı da çok kötü sallardı. Belki geç bir olacak ama onu yine yapmaya doğru gidecek ve bu Batı'nın kabuslarından biri. Eğer böyle bir şey olursa Avrupa'nın parasal genişlemesi bir anda konuşulmaktan çıkar. Rusya'nın hücumu konuşulur. Evet. Şimdi tabii ki Rusya böyle bir eğilime girerse. İki. Buradan kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali. Peki Rusya piyasaya teslim olmaktan, düzelir beklemekten pişmansa bugün, Tayyip Erdoğan da eğer finansal sermayeyi Amerika'yı karşısına almaya istekliyse buyursun önce kambiyo rejimini değiştirsin. Yani? Ondan sonra faizleri istediği gibi düşürsün. Yani o ne anlama geliyor kambiyo rejimini değiştirmek? Dışarıdakilerin kolay çıkmasını engelliyor. Vatandaşı da kurban etmiyor. Eğer çok gerçekten iyi niyetliyseniz. Gösterge bu. Tabii. Oyunun kurallarını değiştirmek lazım. Bu arada Sayın Davutoğlu'nu hiç konuşmuyoruz farkında mısınız? Hep Sayın Erdoğan'ın üzerinden konuşuyoruz. Bu da siyasetin ne durumda olduğunu gösteriyor aslında. Cumhurbaşkanı icra makamı olmuş. Çetin, pazartesi günü Beştepe'de toplandı. Bakanlar kurulu. Başkanlık yapanın kim olduğu belli. Hı hı. Orada Davutoğlu'nun da bir yüz ifadesi var. Hem de nasıl? Sosyal medyada epeyce konuşulmuş. Hı hı. Yani başbakanın da görev tanımları belli. Çok da uyumlu bir çalışma varmış gibi görünmüyor. Burada başbakan Cumhurbaşkanı'nın söylemini destek vermek dışında bir seçenek bulamıyor. Peki. O zaman da herkes bakıyor. Kimin dediğine itibar etsin. Farklı şeyler söyleniyorsa herkes Cumhurbaşkanı'nın söylediğine bakıyor. Bununla ilgili birkaç soru arka arkaya sorabilir miyim? Çok önemli çünkü bu söylediğiniz. Birincisi, Merkez Bankası'na daha da baskı artacak anladığım kadarıyla. Hatta Zeybekçi söyledi sanıyorum, hakem değişir, yani kurallar değişir, kanun değişikliğine gitmeye çalışıyorlar şimdi. Bu birinci faktör. İkinci faktör, işte Cumhurbaşkanı ile iktidar, hükümet arasındaki sıkıntı. Üçüncü faktör, faiz kararına geliyorum şimdi. Merkez Bankası'nın aldığı bu faiz kararının ardından İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Bahçıvan'ı istisna tutuyorum. Çünkü o şu ifadeyi kullandı, dedi ki önceliğimiz bizim faiz değil kur riskimiz dedi. Ama onun dışında herkes alkışladı, hatta İTO Başkanı Çağlar yetmez ama evet dedi. Bana 2010 referandumunu hatırlattı, yetmez ama evet. Çetin, burada biraz bir şeyleri açalım. Merkez Bankası 0.50 faiz düşürdü baskılar nedeniyle. Bu 0.50 referans faiz haftalık repo ihalelerinde uyguladıkları faiz 8.25'ten 7.75'e düşürüldü. Tek başına bu düşüş diğer işleyiş değişmeyecekse bankaların fonlama maliyetlerini ciddi bir düşüş gerileme getirmez. Hı hı. İhracatçı hala İzim Bank'tan çok makul maliyetli kredi bulmaya devam eder. Onların bir sıkıntısı yok. Ama onlar da şu anda kapasitelerini kullanamayacak durumda. Avrupa pazarı diğer ihracat pazarlarımızda durumu ortada. Diğerlerine bakıyorum. Mevduata %10-10.5 faiz veriliyorsa bu ülkede kaynak arz talep dengesi bozuk demektir. Bu terse çevirmeden faizler düşmez. Nasıl terse çevireceksin? Bir, ya dışarıdan para gelecek. O öyle yok. Terse dönecek, faizler düşecek. O yok. Ya da Merkez Bankası karşılıksız para basacak, öyle düşecek. Oo. Şimdi
Dışarıdan para gelir mi? Yok. Beklenti olarak o piyasa yapılıyor. Ama bu başka bir iş için yapılıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın kararları. Dışarıdan para gelir, faiz düşer, varlıkların değeri yükselir. Gelin bir an önce risk alın deyip içeridekileri tavaya oturtmaya çalışıyorlar. Tavaya, kafese. Birilerinin derdi kendi riskini azaltmak. Ama o gelen para kalıcı değil, gelip gidecek. Risk takası gerçekleşecek, elinde risk kalanlar haşlanacak. İki, geriye kalıyor. O zaman eninde sonunda sen karşılıksız para basmak zorunda kalacaksın. E o güne de riskle yakalanırlarsa, hele açık pozisyonla yakalanırlarsa Allah yardımcıları olsun. Yalnız kendilerine zarar dokunmayacak, ülkeye de büyük zarar verecekler. Ha, bu aşamadan sonra Türkiye'nin toplam risklerini azaltmaya yoğunlaşması lazım. Peki o eğilimi görüyor musunuz? Dövize hala basılıyor. %3 büyüyeceğim demekten vazgeçip sıfır bile başarı olabilir. Aman riskimizi artırmayalım demesi lazım. Ama siyaset seçim ortamında bunu diyemiyor. Dövize basıyorlar hala. Yani vatandaş herkes tarafından, sistem tarafından, siyasiler tarafından ilahlara kurban olarak sunuluyor. Yani bu ilahlar değil de bu dünyadaki güçlülerden bahsediyorum. Hı hı. Etten kemikten yaratıklar. Bu kula kulluktan başka bir şey değil. O zaman iktidar kime çalışıyor sorusunun cevabı daha önemli hale gelmiyor mu? Bir, iktidar kendine çalışmaya çalışıyor. Ama artık beceremiyor. Biraz daha ömrünü uzatmak için dışarıyla iç siyaseten dışarıyı kötülüyor. Ama gerçekten halkın yanında kararlı bir şekilde duramıyor. Bir dakika, burada bir şey soracağım. Hangi iktidar? Çünkü orada da bir babacan, her ikisinin de sonuçta derdi Haziran'ı atlatmak ayrı konu da. Babacan, Şimşek bir grup, Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanı bir grup, Sayın Davutoğlu da işte aralarda dolaşıyor. Şimdi bazı akıl evveller var danışmanlardan. Onlar belli ki Cumhurbaşkanı'nı da etkiliyorlar ve bazı sektörlerle daha girift belki ilişkileri var. Başbakan sert faiz düşürmesini istiyor. Mesela nedir? İşte konut sektöründeki kredilerin sert bir şekilde aşağı çekilmesi istiyor. Bak, bunun altını çizer misiniz? Dert burada üreten değil, inşaat. Doğru mudur? Büyük ölçüde inşaat. Türkiye'deki yatırımların hangi alana kaydığı son 10 yılda belli. Birilerine satacak çok şeyi var. Satabilmesi için çok fazla kredi desteğine ihtiyacı var. Makul fiyatlarla. Ona göre kampanyalarını yapacaklar. Bu taşa toprağa yapılmış yatırım. Ben burada da naçizane düşündüm. Aman sakın ev, ofis falan almayın. Zamanı değil. 2015'in sonunu gördükten sonra karar verin. Bir de o fiyatları görün. Bir de o fiyatları görün. Faize bakarak gayrimenkul alınmaz. Faize bakarak alırsın, dayak yersin. Ders almak isteyenler gitsinler Polonya'ya. Faizi çok düşük diye İsviçre frangı cinsinden borçlanmışlar. Kongrelerin %8'i İsviçre frangı cinsinden. Bizde de var, o mağdurlar hala var. Japonya ve İsviçre frangı. İki, faiz düşük diye Türk lirası cinsinden alırsın. Ama konut fiyatında öyle bir şişki dayak yersin ki müteahhidi kurtarırsın. Ona kredi veren bankayı kurtarırsın ama kendini yakarsın. Bu ülkede işler kötüye gidiyor. Ödenebilecek kiralar düşecek. Kiralar düşerken hiçbir şeyin gayrimenkulün değeri yükselmez. Onun için bir yıl sonrasının koşulları bugünkünün en yarısı kadar kira olabilir. O zaman da gayrimenkul fiyatları paraşüt düşer ve kendisini kredilendiren herkes de yanında götürür. Seçime götürür mü Türkiye'yi iktidarı? Şimdi başbakana geliyorum, cumhurbaşkanına geliyorum. Düşük faiz isteyenler spekülatif düşünüyor. Bu düşük faiz varlık fiyatlarını çıkartır, birilerini kurtarır, birilerini yakar. Büyük adaletsizliklere sebep olur ama Türkiye'yi de kafese koyar. Tümüyle. Ne siyasetçisi o kafesten çıkabilir. Ne vatandaşı. Ne bankacısı. Ve o kafesinde herkes birbirini yer. Seçimden sonra bunu mu istiyorlar? Çok tehlikeli bir oyun bu. Bu arada hani prensip olarak kimse zaten faizin yüksek olmasını istemez ki. Sert düşürelim diyenler. Akıl var yani. Seçimden sonra Türkiye'de ne istediklerini ya bilmiyorlar. Çok spekülatif, kısa vadeli düşünüyorlar belli ki. Orta vadeli düşünmüyorlar. Hiç tedbirli değiller. Yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışıyorlar. Bu biraz denize düşenin yılana sarılması gibi bir şey. Peki
İş dünyası burada kurbanlardan biri. O çok net gözüküyor. Üreteniyle ticaret yapanıyla. Net gözüküyor. Çekil, bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Sürdürülebilir olmayan eğilimlere bir girildiği zaman, kerhen de olsa uzun yıllar desteklendiği zaman, herkes fail, herkes kurbandır. Bu kadar basit. Ama şimdi herkes kendini kurtarmaya için, kurtarmak için başkalarını yakmak zorunda kalır. Şu an yaşadığımız bu. İki tane açıklamayı sizi değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu geçen hafta içerisinde. Birincisi İTO Başkanı Çağlar'ın yetmez ama evet'i. Bir de Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı var. Hüseyin Çetin galiba, soyadını hatırlayamadım. Altı ile Nihat Zeybekçi'nin heykelini dikecek bir şey. Ne yapıyorlar? Biz ne tartışıyoruz bunlar? Ne yapıyorlar Sayın Civelek? Bu kadar mı gözü kör oldu bu insanların? Bir, belli ki bu kesimler siyasete soyunmaya niyetli. Milletvekili adayı falan olmak istiyor olabilirler. Göze girmek istiyorlar. Senin şu son söylediklerinle şu reklam arası meselesi var ya, aynı anlamda. Aynı yere aynı tür mesaj veriyorlar. Belli ki koltukları korumak istiyorlar. Kayıp düşmek istemiyorlar. Ama onu da hepsi bilsin. Korkunun ecele faydası olmayacak. Hiçbir hesapları tutmayacak. Peki, burada bir şey daha soracağım. Hani ilanla hükümet deviren TÜSİAD'ımız var ya. Bu arada dün Sayın Başkan, Sayın Başaran hakkında bilgi verirken ayrıntılı bilgi vereyim istemiştim. Sürçülisanla bayan yerine bey demişim, kusura bakmasın. Ama şimdi yeni TÜSİAD Başkanı veya yeni kabine, biraz Ali Koç'u istisna tutarsak, patronlar topa girmedi. İlginç bir yönetim belirlendi. Şimdi TÜSİAD'ı da biraz okumak lazım değil mi? Biraz geri adım mı atıyor, fırtınada ortalarda mı olmayayım diyor. Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Ben insanları değerlendirirken biraz kişiliklerine bakarım. O kişilikleri de her durumda anlayamaz. Olağan dışı durumlarda insanları daha iyi tanırız. Şu anda olağan dışı bir durum var. Ben bakıyorum. Küresel sermaye ile vatandaşın çıkarları çatışıyor. Hı hı. Kimden yana? Nasıl konuşuyor? Hı hı. Ben TÜSİAD'da görebildiğim vatandaştan yana değiller. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu büyük suça ortak olmak istemiyor belli ki büyükler. Onun için ortalık genç, meydan gençlere kalıyor. Sayın Dinçer'in giderek bombalamasına ne diyorsunuz? Ya, amiyane tabirle. Yani bombalamak mı değil mi? Burada ben bazen algılamam zorlanıyor. Daha önce çok masum şeyler bombalama olarak algılandı, üstüne çullandılar. Şimdi bunu duymazdan geliyorlar. Bu arada konuşma metinleri meselesi hala kapanmış vaziyette. Hani o toplantıda Cumhurbaşkanı'na giden, düzeltilen, onu biz unutmadık. Yani ister istemez şöyle düşünüyorsunuz. Bizim bilmediğimiz başka bir alışverişleri var bunların. Şifreli konuşuyorlar. Ne dedikleri çok önemli değil. Muhatap tartışmasını unutmadık. Yani ilginç. Peki bütün bu yaşananların sizce döviz kurlarına etkisi ne olur? Bir cümle bunu alayım. Genelinde söylüyorum. Benim kanaatim, dünyada sürdürülebilir olmayan rotada ilerleyişin sonuna geldik. Saadet zinciri kırılmak üzere. Bunun farkında olanlar onun için Avrupa'daki pahvil alımını çok zorladılar ve beklenti olarak abartıyorlar. Bir an önce risklerini azaltabilmek için. Ne yapacağız, ne yapabilirler? Tereciye tere satılmaz. Profesyoneller birbirine kavga etmek yerine işbirliği içinde kendileri dışındakilere riskleri devretmeye hazırlanıyor, biraz sabrediyor. Bu sabır Mart'ın ikinci yarısına kadar belki devam edebilir. Ondan sonrası kıyamet. Özellikle FED... Sen bana paraları sordun. Mart'ın ilk yarısına kadar kurlar yatay, biraz aşağı biraz yukarı dalgalanabilir ama oynaklık artıyor olacak. Ama Nisan'dan sonra ben dalgalı bir şekilde gelişen ekonomi paralarının sert değer kayıpları görebileceğini bekliyorum. Yılın ikinci yarısında büyüme falan olmaz. Korkunç bir karanlık. Seçime gidiyor Türkiye. Seçim, oy kullanıncaya kadar göz bayamak için her yolu deneyecekler öyle gibi. Para basmak dahil mi? Aşırı para basmak. Tersten söyleyeyim. Siyasi irade oy kaybına uğramamak için daha bu normal koşullarda yapmayacağı şeyleri yapacaktır.
Riskini azaltmak isteyen yabancı bunu görüyor. Riskini azaltmak isteyen yabancı bankaların çaresizliğini görüyor. Sıkıştırılığını görüyor. Sıkıştırıyor. Bunların ikisi de vatandaşı kurban vermeye razı görünüyor. Yani ben de diyorum ki... Yem biz miyiz? Tabii ki. Avcı kim bilmiyor mu? Vatandaş olarak yem biziz. Yem abi. Biziz. Ama bizi yem olarak veren kim? Beni siyasi yönden. İrade ve bankalar. Peki onlar bizi vererek kurtulacak mı? Hayır, onlar af. Bindikleri dalı kesiyorlar. İçi, kafeste değiller. Kalacaklar. Ya pardon, bu bankalarla... Türkiye kafeste. Bankalarla siyasi irade hani kavga ediyordu? İkisi bir olmuş, bizi dövüyorlar şimdi. Hani kavga ediyorlardı. Bak, tırnak içinde faizlerin soruyorum. Sert düşmesini bankalar ister. Niye? Daha güzel para kazanma şansı vardır. Başbakan bunu söylüyor. Ama sert düşürürsen kazlar uyanır, kafesin kapısı kapanmadan kaçarlar. Bunun için ürküyorlar. Tedbirli, sakin sakin gidelim diyorlar. Şimdi ben de diyorum ki, ey vatandaş, kafesin kapısı açık. Kaç. Seçime kadar kapanmayacak. Ama Nisan'dan sonrası çok sıcak, kapı açıkken kaç. Kadar basit. İçeri girmeye çalışanlar girmesin, içeridekiler çıkmaya çalışsın. Peki, bir 9 dakika, 8-9 dakikamız var. Bir iki konu daha sormak istiyorum. Bunlardan birincisi Davos. Hani ben de bir daha gelmem denen Davos var ya. Hayalet bir kasaba gibi. Böyle bir toplantı yapıyorlar. Ortak gündem belirleyemiyorlar. Herkes içine yönelik, yani kendi ülkesine yönelik bir takım açıklamalar yapıyor. İşte ne kadar başarılıyız değil mi falan filan. Ama yani dünya yanarken Davos gibi bir ekonomi zirvesi diyelim, bir ortak gündemi yok. Var, açıklananlar var. Gerçekleşmelere bakıyorum. Bu arada da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bir ifade kullandı. Bunun nedenini anlayamadım ben. Başbakanımızın Davos'a katılması elzemdi dedi. Niye? Niye? Elzem derken bunu ne tür? Uluslararası bir konu açıdan alırsan böyle bir elzemlik yok. Şimdi Türkiye'deki içerideki olup biteni dışarıdakiler bilmiyor mu? Hı hı. Yani son sözü eğer Cumhurbaşkanı söylüyorsa, yani vekiliyle değil, esas karar verme merciyle temas kurmayı tercih ederler. Muhatabıyla yani. İki, eğer Davutoğlu baş vesayetten çıkmayı düşünüyorsa evet elzem oraya gitmesi. Yani rüştünü mü ispatlıyor? Ama rüşt oraya giderek ispatlanmaz. Tayyip Erdoğan'daki görüş ayrılıklarında kazanan taraf olması lazım. Ayın 19'unda rüştünü bırakmadı mı Sayın Başbakan orada? Yani onun için oraya gitmesinin elzemliğini çok anlamakta zorlanıyorum. Çok ilginç yani. Hani gidebilir bu seçenektir, gitmeyebilir seçenektir. Elzem ifadesi yani kaçınılmaz, zorunlu ifadesi garip geldi. Tersten bana. Söyleyeyim ben sana. Gelişmekte olan ekonomiler için orta vadeli plana göre hikaye neydi? Önce enflasyon diyorduk. Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın baskısıyla faiz bu fiyaka bozuldu. Sonra yapısal reformlar demeye devam edecektik. İki, şu anda dünyanın başı o kadar ağrıyor, öyle sorunlu ki yapısal reform masallarını kimsenin dinlemeye tahammülü yok. Eğer bunu anlatmak için Babacan gitmesi lazım diyorsa çok yanılıyor. Bir yerlerde takılmış, gündemi kaçırmış. Oraya giden CEO'ların hepsi karamsar. O yüzden de ortak gündem belirleyemiyor. Karamsarlık çıkış yolunu bulamamakla ilgilidir. Kafeste tıkılı kalma korkusuyla ilgilidir. Petrol fiyatları niye 50 doların altında? Ne kadar kalacak? Bunun dünyaya yaratacağı maliyetler nedir? Konuşulmuyor. Avrupa'daki durum, Euro'nun paraşüt inişi, Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak. Kime satacak Avrupa rekabet gücünü artıracak da Euro düştükçe? Enflasyon işte yaratacaklar, insanlar daha fazla para harcayacak. Geçiniz. Avrupalı yatırımcının ben kılını kıpırdatacağına inanmıyorum. Havanda su dövmeye devam edilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın yaptıklarıyla Avrupa bu durgunluktan çıkamaz. Ama gelişen ekonomiler kırılırken daha az etkilenebilir. Bu kadar. Bu kadar. Fatura var ama. Var tabii ki. Büyüme falan yok. Peki. Son 5 dakikada ısrarla bu konuya tekrar dönüp ne olur açalım. Bir kere buradaki artık öyle bir noktaya geldik ki herkes bizden. Dövizi olan da bizden çünkü iş dünyasındadır. Yani daha doğrusu üretim ekonomisine inanan, bu ahlaka sahip, kumarbaz olmayan herkesi aynı kefeye koyuyorum.
Dövizi olan ne yapacak? Altını olan ne yapacak? Tasarrufu, portföyü olan ne yapacak? Kim nasıl davranmalı? Biz dedik biraz önce belki sabit dursunlar ama risklerle nasıl davranmaları gerektiğini biraz açalım mı 5 dakikada? Tabii. Önce çevresine ne olup geleceğini anlatalım. Merkez Bankamız 3 hafta önce bir karar aldı zorunlu karşılıklarla ilgili. Orada verilen mesaj şuydu. Bankalara yükümlülükleriniz vadesini uzatın deniyordu. Nasıl uzatırlar? Bir, dışarıdan daha uzun vadeli borçlandırabilirler. İki, mevduat müşterisine vade uzatmaya veya başka türlü risk almaya, tahvil alımı, hisse senedi alımı gibi ikna edebilirler. Ben dışarıdan çok büyük para geleceğine inanmıyorum. Öncelikle seferber olunan konu vatandaşa risk aldırmak. Özellikle tahvil aldırmak. Sonra belki biraz hisse senedi. Ve Avrupa'daki Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler de bu amaçla kullanılıyor olacak. Ha. Burada ciddi bir tehlike var. Burada Merkez Bankası ve bankalarımız arasında bir iş. Yok, Merkez Bankası ve bankalar arasında bir konu değil. En başta Amerika'nın kurduğu bir oyun 2015 boyunda sahnede olacak. Tüm gelişen ekonomilerde benzer şeyler yaşanacak. Brezilya farklı bir yola gidiyor, faiz yükseltti bu hafta. Rusya farklı bir yolda. Ama bizimkilerin kaderi aynı. Vatandaşı yemleyip, göz boyayıp, kazanma fırsatı var deyip riski almaya çekecekler. Sistemin kırılganlığını azaltabilmek için. Yabancı da gelişen ekonomilerden çıkmak için bunu son fırsat olarak görüyor. İçeride kendi kendilerine çözüm üretenler, küresel koşulları dikkate almadan birbirini yakıyor. Ülkeyi yakıyor. Seçim sonrası çok karanlık görünüyor. Ben ne tavsiye edeyim? Türk lirasına güveniyor muyum? Güvenmiyorum ama ihtiyacı kadar birikiminizi Türk lirasında tutun. İki, borçlanmayın. Nefsinize hakim olun. Ben satabileceğiniz şeyleri satın. İki, zor günleri çaydığınız birikiminiz var mı? Onu nasıl değerlendirecek? Sakın tahvile, hisse senediye, sermaye piyasasına gitmeyin. Kurtlar orada sizi bekliyor. Yem olursunuz. Eğer tesadüfen gittiyseniz çıkın, uzaklaşın oradan kafesin kapısı açıkken. Zarar bile etseniz çıkın. Zarar bile etseniz. Geleceğe bakarak karar verilir, geçmişe bakarak verilmez. Amatörlükten kurtulmaları lazım. Onun için diyorum. Bankalar diyebilir ki işte dövizizi bozduralım. Ben döviz alırsam eğer bankada tutmam. Niye? Hem Türkiye riskini taşıyacağım, Türk bankasında duracağım hem döviz alacağım. Her şey iyi giderse en kötü getiriyi alırım. En kötüsü olursa da paramı çekemeyebilirim. Ben sadece Türk lirasının tercihlerim için bankada dururum. Altın aldıysam da altında bankada durmam. Ben önümü göremiyorum. Dünyada büyük bir riskten kaçınma eğilimi var. En son geçen hafta İsviçre'deki eğilim. Artı Avrupalıların tahvile sıfır faize, negatif faize rağmen riske almaktan kaçınması. 6 yıldır bunun çatlatılamaması. Dünya önünü göremiyor. Dünyada sanayide büyük bir üretim kapasitesi fazlası var. Bir takım fabrikalar kapanacak. Kapanacak fabrikalar Japonya'da, Avrupa'da. Avrupa yeni bir uzmanlık konusu ortaya yaratamıyor. Avrupa Merkez Bankası helikopterle para dağıtsa bile Avrupa'nın durumunu düzeltemez. Bu biliniyor. Peki Avrupa'dan para gelişen ekonomilere gelir mi? Gelirse de o ülkelere hayrı dokunmayacak. Çarpılacak, birileri kurtulacak, oradakiler daha fazla çarpılacak. Ama ben çok fazla geleceğini de sanmıyorum. Hı hı. Onun için ben bu devirde riski almam. İhtiyaç kadarını bankada tutarım. Tahvilden, hisse senedinden uzak dururum. Başka ülke paralarına da çok fazla güvenmem, dolara, euroya. Altına hala ben güvenirim. Çünkü yılın ikinci yarısında sistemik kırılganlığın çok arttığına tanık olabiliriz. Yani ne demek değil. İstiyorum? Gelişen ekonomi paraları çok büyük oynaklıklar, yıkıcı oynaklıklar sergileyebilir. Sermaye piyasalarında sert satışlar yaşanabilir. Yandım Allah diye bağıranların sayısı artabilir. Sistem fonksiyonelliğini kaybedebilir. Herkes önlemini alsın. Sayın Civelek, çok teşekkür ediyorum. Çok kritik bir konuydu ve bütün dünden beri televizyonlarda anlatılanlara inat, gerçekleri bizlerle paylaşmış. Sağ olun. Bizim burada söylediğimizin tam tersini diğer kanallardan, bankalardan, finansçılardan duyacaklardır. Biz bunu söylediğimiz için yok canım bizim yanıldığımızı düşünenler de olabilir. Bu bir oyun. Herkes rolünü oynuyor. Biz bu oyunun dışındayız. İnsanları uyarıyoruz.
Uyarmak bizden. Sayın Civelek çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, gerçekten belki Fed'in ilk hareketiyle başlayan, sonrasında dün Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarıyla ayyuka çıkan, belki de bir tiyatronun, bir oyunun son perdesine geldik. Ve birileri burada seyirciyi oyunun içine çekmek istiyor. Ne olur biraz dikkatli olun. Sadece kendinizi değil, eğer ivme yaratırsanız ülkeyi de yakarsınız. İyi günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.